Son iki videoda reel getiriyi hesaplamak için kullandığımız matematiği genelleştirelim arkadaşlar. Bakarsınız bir takım güzel formüllere veya basit tahmin yürütme yöntemlerine ulaşabiliriz. İlk videoda her şeyi bugünün lirasına çevirmiştik değil mi? Bugünün lirasına göre net getirisi, net lira getirisi yatırdığımız ilk miktarın nominal faiz oranı uygulanmış haliyle ki bu oranı ondalık sayı olarak yazıyorduk. Mesela bu örnekte oran %10'du. Yani n yerine 0,10 yazıyoruz. Dolayısıyla bu içerisi 1,10 olacak. Bu bizim bir yıl geçtikten sonra elde edeceğimiz miktar. Örneğimizde bu miktar 110 liraya eşitti. 100 liranın 1,1 ile bileşkesi yani. Sonra bundan bugünün lirasıyla yaptığımız yatırım miktarını çıkarıyoruz. Bir yıl önce P lira yatırım yapmıştık. Bunu bugünün lirasına çevirmek için enflasyon oranı kadar arttırmamız gerekiyor değil mi? Yaptığımız örneklerde enflasyon oranını %2 kabul etmiştik yani burası 0,02 olacak. İşte burada gördüğünüz bu ifade günümüz lirasına göre lira getirisini veriyor ve ilk videoda hesapladığımız bu değere eşit. Reel getiriyi hesaplamak için günümüz lirasına göre olan lira getirisini günümüz lirasına göre olan yatırım miktarına bölmemiz lazım. Tekrar ediyorum bu günümüz lirasına göre lira getirisi. Burada da yatırdığımız esas miktarı enflasyon oranı kadar arttırıyoruz ve bu bize reel getiriyi veriyor bu ifade. Şimdi bu ifadeyi nasıl sadeleştiririz? İlk bakışta paydaki ve paydadaki p'ler gözümüze çarpıyor. O zaman hem payı hem de paydayı p'ye bölelim. İfadeyi biraz sadeleştirelim. İşte böyle payı yazalım. 1 artı n eksi 1 artı enflasyon oranı. Terimler hala parantez içinde çünkü. Bölü 1 artı enflasyon oranı eşittir r. R'nin önüne biraz boşluk bıraktım çünkü bir sadeleştirme daha yapacağım. Denklemin her iki tarafına 1 ekleyeceğim. Sağ tarafa 1 eklediğimde sol tarafa da 1 eklemem gerekiyor değil mi? 1 burada neye eşittir? 1 artı enflasyon oranı bölü 1 artı enflasyon oranı. 1 artı yazmakla tamamen aynı şey yani. Çünkü bir şeyi kendisine bölüyoruz sonuç 1 olmak zorunda değil mi? Sol tarafa 1 ekledik, sağ tarafa da 1 eklemiştik zaten. Bunu neden yaptık? Çünkü güzel bir sadeleştirme sağlayacak bu bize arkadaşlar. Paydalar eşit. Paydaları toplayalım. 1 artı enflasyon oranı artı 1 artı ne? Eksi 1 artı enflasyon oranı. Bu ve bu birbirlerini götürüyor. Pay kısmında ne kaldı? 1 artı nominal faiz oranı. Bölü payda yani 1 artı enflasyon oranı eşittir 1 artı reel getiri oranı. Denklemin her iki tarafını 1 artı enflasyon oranı ile çarparsak ve ilginç bir sonuçla karşılaşıyoruz. Aslında bu gayet akla yatkın bir sonuç. Ve şimdiye dek yaptığımız her şeyle de tamamen tutarlı. Bakın bunlar birbirini götürür. O halde yatırımın nominal getiri eklenmiş hali, reel getiri oranı kadar arttırılmış haliyle enflasyon oranı uygulandıktan sonraki halinin çarpımına eşittir. Ve bu son derece makul bir sonuç.